Yeter! Yeter! Kapa çeneni! İş bulmazsan hayatımız böyle devam edecek. Ben bu hayatı yaşamak istemiyorum, anlıyor musun? Hala konuşuyor ya! Hala konuşuyor! Ne oluyorsunuz çocuklar? Murat ne oluyor oğlum size? Bu haliniz ne? Ben doğru düzgün bir işim olmasını istemiyor muyum? Adamlar çıkardı işte. Ne yapayım? Yakayım mı fabrikayı? Sen işten mi çıktın? Hı hı. İşten çıkmadım. Çıkarıldım. Ama bunun o kalın kafası dediklerimi anlamıyor. Oğlum nereye gidiyorsun? Oğlum! Murat oğlum! Neden çıkarmışlar işten? Sıkma canını kızım. Belki daha iyi iş bulur. Murat'ın canı çalışmak istemiyor anne. İnsan bir senede üç iş değiştirir mi ya? Bence çıkarmıyorlar. Murat kendi çıkıyor. Tabii senin paranı yemek daha kolay geliyor ona. Hazır para. Ben ne yapacağım? Ömrüm böyle mi geçecek Meltem? Ben hep kayınvalidemin eline mi bakacağım? Şahika teyze maaşının hepsini sana veriyordu hani. Ya veriyor. Ama yine de onun parası. Kendime bir şey alacak olsam 10 kere düşünüyorum. Zor tabii. Murat çok tembel. O da adam gibi çalışsa biz ev bile alırız. Diğeriyle de geçinir gideriz. Doğru. Onun canı sıkılmıştır. Geç gelir eve. Hı hı. Aman gelince yine tartışmayın kızım. Hakan duyar, üzülür. Bitirdin mi ödevlerini paşam? Bitirmedim de bir şey söyleyecektim size. Bizim sınıfta Mete var ya. Mete'nin kardeşi oldu. Bütün sınıf aramızda para toplayıp Mete'nin kardeşine hediye alacağız. Bana yarın para verirsiniz değil mi? Veririz paşam, veririz. Demek ki Mete abi oldu ha? Mete'nin zaten bir erkek kardeşi vardı. Bu sefer de bir kız kardeşi oldu. Bak sen. Yani Mete ikinci abi oldu. Ben ödevimi bitirip geliyorum. Hadi. Seninki abi olmak istiyor galiba. Ay biz böyle zor geçiniyoruz. İkinci bir çocuk olursa vay halimize. Bebek sevmeyi de özledik. Yani ben de isterim aslında. Ama bu evi sığamayız. Şöyle geniş bir evimiz olsa. Kira değil ama kendi evimiz olacak. Murat'ın da düzgün bir işi olacak. O zaman bir değil iki tane doğururum. Allah büyük kızım. Bir bakarsın bu dediklerin oluvermiş. Murat'ta bu tembellik varken hiçbir şey olmaz anne. Murat'ın tembelliği yüzünden ömür boyu senin eline bakmak zorundayım. Sıkma canını kızım. İyi ki sen varsın anne. Sen olmasan biz ne yapardık?
Ne zaman geldin oğlum? Hiç uyumadın mı? Kahvaltı hazır. Hadi kalk. Bak, kahvaltını yap. Sonra da iş aramaya gidersin. Şengül mü gönderdi seni? Ne biçim konuşuyorsun Murat? Çok üzüyorsun kızı. Yapma böyle oğlum. Canı cehenneme. Hadi gel. Birlikte kahvaltı yapalım. Siz dargın olunca benim de canım sıkılıyor. Hadi kalk aslanım. Sen git, ben gelirim. Doydun mu oğlum? Doydum. Ben çıkıyorum. Nereye oğlum? İş bak dedin ya. Duydun değil mi? İş aramak işkence onun için. Hem bulsa ne olacak? 3 gün sonra yine çıkar. Ya düşünsene anne. Murat iyi bir iş bulmuş. Her ay evimize 2 maaş giriyor. Biz bir ev almışız. Sen bir torun daha büyütüyorsun. İnşallah güzel kızım, inşallah. İnşallah anacığım. Murat sabit bir iş bulsa sen maaşını ev kredisine yatırırsın değil mi? Yatırmam mı? Keşke öyle bir şey olsa güzel kızım. Benim seni bırakmaya gönlüm hiç razı değil anne. Yalnız değilim oğlum, Hatice var ya. Hatice evin işleriyle uğraşıyor. Ben hep senin yanında duracak. Sana can yoldaşı olacak. Biri olsun istiyorum. Bizim akrabalardan öyle birini bulamaz mıyız? Şayka var ama. Şayka kim? Hasan amcamın kızı olur. Geçen yaz Nurşen'in düğününe gelmişti ya. Aha. Hatırlamıyorum. Şayka teyze. Görüşelim Şayka teyzeyle. Evini biliyor musun? Eski telefon defterimde adresi vardı galiba. Tamam, gidelim bakalım. Canım. Kim şimdi bu? Meltem'dir. Şimdi ben dışarı çıkmak zorunda mı kalacağım? Belki bir şey istemeye gelmiştir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nezahat Hanım'ın oğluyum. Şahika Hanım'ın evi değil mi? Evet. Şahika Hanım müsaitse görüşebilir miyim? Tabii, bir saniye. Tabii. Anne, bakar mısın? Kapıda bir adam var, Nezahat'in oğluyum diyor. Nezahat'in oğlu mu? Bizim Nezahat'in oğlu mu? Oğluymuş. Nezahat'e bir şey mi oldu yoksa? Bilmiyorum ki. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Siz Şahika teyze olmalısınız. Evet benim. Ben Nezahat'ın oğluyum. Bizim Nezahat'in mi? Amcamın kızı Nezahat. Evet. Evet. Anneme bir şey mi oldu yoksa? Hayır hayır. Annem iyi çok şükür. Yani hasta ama iyi olacak inşallah. İnşallah yavrum. Ben sizinle bir konu hakkında konuşmak için geldim. Buyurun, içeri girin. Teşekkürler. İlaç saatiniz geldi. Sağ ol kızım.
Arda haklı galiba. Şurada şimdi bir şahika olsa. İşte böyle şahika teyze. Annemin bir arkadaşa ihtiyacı var. Benim de annemi içim rahat olarak teslim edebileceğim birine. Ben bu zor günlerinde elbette Nezahat'e yardımcı olmak isterim. Ama ben de yaşlıyım oğlum. Doğru düzgün iş yapamam. Siz beni yanlış anladınız. Ben sizin iş yapmanızı değil, sadece anneme arkadaşlık yapmanızı istiyorum. Ona can yoldaşı olmanızı istiyorum. Karar senin anne. Bunun için iyi bir ücret de vereceğim size. Para önemli değil oğlum. Önemli değil mi? Bence amca kızına bu iyiliği yapmalısın anne. Haftada bir gün evinize gelirsiniz. Diğer günlerde annemin yanında olursunuz. Murat, ne diyorsun oğlum? Karar senin anne dedim ya. Ama madem bana soruyorsun, ben git derim. Baksana Arda Bey çok ısrar ediyor. Ne olur kabul edin. Tamam oğlum. Madem öyle diyorsunuz. Ya işte böyle Meltem. Kayınvalidem bugün gidiyor. Çok şaşırdım. Daha çok şaşıracağım bir şey söyleyeyim mi sana? Dahası da mı var? Var tabii. Onun buradan kazanacağı para emekli maaşından daha fazla. Hadi canım. Evet. Düşünsene hem ayağımın altında olmayacak hem de daha çok param olacak. Ama ben Şahika teyzeyi sevdiğini sanıyordum. Kötü değil. Ama yani evlendiğimden beri hep yanımda. Küçücük evde hep burnumun dibinde. O kadın bu parayı da sana verir. Bana verecek tabii. Rahmetli dedem bastonuyla nasıl koşmuştu peşimizden. Koşmayıp da ne yapsın. Bütün fideleri kökünden çıkartmıştık. Fidelerin dibine de boncuk saklamak nereden aklımıza gelmişti? Huzurluktan başka bir şey gelmezdi ki aklımıza. Uzun zamandan beri böyle gülmemiştim. Ben de öyle, ben de. İyi ki geldin Şahika. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun canım benim. Annem gideli 15 gün oldu bile. Günler çabuk geçiyor. 15 gün sonra maaşını alacak. Murat. Ne var? Biz şimdi ev alabiliriz değil mi? Saçmalama. Aa, neden? Annemin emekli maaşını ev kredisine bağlarız. Buradan alacağı parayla da geçiniriz. Kadın bütün parasını bize mi verecek? Aa, verir. O da geniş bir evimizin olmasını çok istiyor. Neden biliyor musun? Neden? Bir torun daha olsun istiyor. Ya benim bu kibrit kutusu kadar evde başka bir çocuk yapmayacağımı çok iyi biliyor. Ya onun için de çok iyi olur. Kendine ait bir odası olur. Benim kendime ait odamın olması önemli değil de... Geniş bir evimin olmasını ben de isterim tabii. O zaman bakalım bütçemize uygun bir ev anne. Nezahat'in yanında ne kadar durabilirim kızım belli değil. Ya 3 ay sonra bu kadar arkadaşlık yeter derlerse ne olacak? Derler mi? Belli mi olur? Garantisi yok ki bu işin. Arda Murat'a iş bulamaz mı acaba? Bak o zaman gözü kapalı gireriz ev taksitlerine. Ay bir konuşsana anne ya. Konuşurum kızım, konuşurum. İnşallah.
İnşallah olur. Anne, babaannemi çok özledim ben. Ay her hafta geliyor ya oğlum. Sürekli evde değil ama. Baba, telefonun çalıyor. Efendim? Alo, Murat oğlum. Anne? Kimin numarası bu? Arda'nın mı? Evet oğlum, Arda'nın. Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle anne, dinliyorum. Oğlum, yarın sabah Arda Bey'in iş yerine gider misin? Tamam anne, yarın giderim. Sen ne için olduğunu biliyor musun? Arda Bey iş ayarlayacak sana. Tamam. Yarın mutlaka gideceğim. Tamam oğlum. Hadi öpüyorum seni. Ben de seni öpüyorum anneciğim. Herkesin selamı var. Hepsine selam söyle. Aleyküm selam oğlum. Annem sana selam söyledi. Aleyküm selam. Yarın nereye gidiyorsun? Arda Bey'in şirketine. Bana iş bulacakmış. Yarın işe başlıyorum anne. Ah, çok şükür oğlum. Çok şükür. Böyle bir işim olacağı ölsem aklıma gelmezdi. Düşünsenize. Karahan şirketinde servis şoförü oldum. Ah, çok şükür Allah'ım ya Rabbi. Bana bir telefon alırsın artık baba. Alırım alırım. Bence hemen bir ev bakalım. Dur birkaç ay çalışalım bakalım. Şengül doğru söylüyor oğlum. Evimize 3 maaş girecek. Bir ev sahibi olalım artık. Gelinimin hayalindeki gibi ev olsun. Sağ ol anne, çok sağ ol. Ben yarın işbaşı yapacağım için zamanım olmayacak. Aa, ben bakarım yarın evlere. Birkaç tane beğenirim, sonra hep beraber bakarız. Öyle olsun bakalım. Ay ben bayıldım bu eve Meltem. Gezdiklerimiz için de en çok bu ev hoşuma gitti. Gerçekten de çok güzeldi. Yani diğerlerine göre biraz pahalıydı ama güzeldi. Şahika Hanım'ı ikna ederim ben. Kız kadın senin için her şeyi yapıyor. Sen neden böyle konuşuyorsun? Ay kötü bir şey mi dedim canım? Allah Allah, Şahika Hanım dedim. Adı Şahika değil mi? Sen anneni ismiyle mi hitap ediyorsun? Ay öf Meltem, bırak şimdi Şahika Hanım'ı savunmayı bana. Sen ev güzel mi onu söyle. Çok güzel, şahaneydi hatta. Ama sen buralardan gidersen bizi unutursun sanki. Ay saçmalama Allah'ını seversen. Yürü. Biz şimdi yarın akşam yeni evimizde mi uyuyacağız? İnşallah oğlum. Salonun yanındaki oda benim olacak değil mi anne? Evet. Hemen karşısındaki oda da bizim. O zaman diğeri de babaannemin. Babaannem çok sevinecek bu işe. Nereden biliyorsun sevineceğini? Bazen biz onunla konuşuyorduk. Ne konuşuyordunuz? Eşyaları hep kutu içinde duruyordu ya babaannemin. Şunları bir dolaba asmadan öleceğim diyordu. Şimdi odasına bir dolap alır, eşyalarını asar. Hadi hadi çabuk ol. Daha sarılacak bir sürü şey var. Hiç de kıyamazsın babaannene. Canım, bavulunu getirdim. Hah, sağ ol canım. Şöyle koyayım. Beğendin değil mi odanı? Çok beğendim. Dolabı ben seçtim. O yüzden çok beğendim bir tanem. Kıyafetlerini kutulara, bavullara koymayacaksın artık. Dolabı asacaksın. Evet bir tanem. Evet paşam. Hakan, kitaplarını yerleştirmemişsin daha. Babaannem odanı beğendin mi diye soruyordum. Şimdi yerleştiririm. Ben de sana yardıma gelirim. Tamam. Hadi.
hoş. Gel, gel otur yanıma. Hayallerindeki gibi bir ev oldu sonunda Şengül. Çok şükür. Akşam Arda maaşımı verdi. Al kızım. Ay çok sağ ol anne. Artık emekli maaşım evi öder. Eve alınan eşyaları da Murat öder. Sen de bu parayla evi geçindirirsin. Geçindiririm. E artık Hakan'ıma da bir kardeş düşünürsünüz. İnşallah. Ben Hakan'ıma yardım edeyim de sonra da giderim. Allah inşallah bana da öyle bir gelin nasip eder. İnşallah. Şengül benim gelinim değil kızım. Murat'tan ayıramam onu. Sen böyle konuştukça Arda'nın bir an evvel evlenmesini istiyorum. Benim de bir kızım olsun istiyorum. Gerçi her gelin Şengül gibi olmaz, sen şanslısın. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki gerçekten şanslıyım. Ay bu kadar büyütme Meltem. Yapacak tabii, eli mahkum. İyi de yapmayan yapmaz Şengül. Şarka teyze seni gerçekten çok seviyor. Onun kıymetini bil. Asıl o benim kıymetimi bilsin. Kadın size ev aldı. Parasının bir kuruşuna bile dokunmadan sana veriyor. Böyle kaynağını baş üstünde taşınır. Şey, ben de sana bir şey getiremedim, kusura bakma. Ay sen de bırak şimdi bunları. Hem biz her şeyi yeni aldık. Neyse, sen vereceğim haberi dinle. Ne haber kız? Ben galiba hamileyim. Ne? Gerçekten mi? Ay Şengül çok sevindim. Yani daha kesin değil ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Peki doktora neden gitmiyorsun? Bugün gitmeyi düşünüyorum. Seni de bu yüzden çağırdım. Benimle gelir misin? Ya gelmez miyim ya? Hadi hadi gidelim hadi. Dur sen otur. Ben hemen üzerime bir şeyler alıp geleyim. Tamam. Bebek geliyor ya. Harika bir şey bu. Şarkı teyzeye müjdeyi ben vereceğim. Ay dur kız, önce bir kocama söyleyeyim. Sen kocana yine söyle. Ama Şarkı teyzeye ben söyleyeceğim. Hadi söyle numarasını. Ay ezberimde değil ki. Dur. Şu. Efendim. Alo. Buyurun. Nezahat Hanım'ların evi mi? Evet, burası. Ben Şayka Hanım'la görüşecektim. Şayka'yı mı aradınız? Evet. Seni arıyorlar. Şengül mü? Başka biri. Efendim. Merhaba Şayka teyze. Meltem sen misin? Evet benim. Nasılsınız? Sağ ol kızım. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şey, ben size bir şey söyleyecektim. Dinliyorum. Size bir müjde vereceğim. Müjde mi vereceksin? Evet. Ama müjdemi isterim. Ne istiyorsan onu alırım. Sen söyle bakalım. Şengül hamile. Gerçekten mi? Şengül yanında mı? Evet, yanımda, veriyorum. Ver bakayım. Şengül hamileymiş. Hayırlı olsun. Şengül. Alo. Ha anneciğim merhaba. Kızım doğru mu? Evet. Doğru. Çok sevindim. Hakan'ın haberi oldu mu, ilk bana mı söylüyorsunuz? Yok, Hakan'ı söylemeye fırsat olmadı. İlk size söyledik. Sağ olun kızım. Gerçekten çok çok sevindim. Öperim seni. Ben de öptüm. Tamam yavrum. Görüşürüz. Doktordan yeni çıkmışlar. İlk önce bana haber veriyorlar. Canım benim. Canım kızım. Aa. Senin yüzünden kocamdan önce kaynanam öğrendi. Ama kadın çok sevindi.
O senin için her şeyi yapıyor. Ay, durup durup aynı şeyi söyleme lütfen. E yalan mı? Bak benim kaynanam arayıp sormuyor bile. Kıymetini bil. Hakan'ı bebek odası yapamamıştım. Ama bunu mutlaka yapacağım. Ay inşallah. Beraber çıkarız alışverişe. Bebeğimin odasını beraber seçeriz. Olur mu? Olur arkadaşım. Yatak odan epey geniş. İstediğin her takımı alırsın. Hadi. Bir torunum daha olacak Nezahat. Evimize bir bebek daha gelecek. Allah tamamını erdirsin inşallah. Amin. Allah sana da göstersin inşallah. İnşallah. Şahika. Efendim. Senin şimdi için içine sığmıyordur. Hafta sonuna 4 gün var. İstersen bu gece git evine. Bak hiç bunu düşünmemiştim. Peki sen sıkılmayacak mısın? Bir gece de ölmem. Belki gece gelirim. Sen bilirsin. Kalsan da olur. Gideyim ben. Hı-hı. Tamam. Tamam. Hadi. Yatağı böyle koyarım. Şöyle de olur. Dolabı da şuraya taşırım. Çay kanım biraz bozulacak ama ben önce bebeğimi düşünmeliyim. Hakan geldi. Anneciğim akşam akşam zahmet etmeseydiniz. Olur mu hiç? Haberi aldım ya, yerimde durabilir miyim hiç? Hakan'ın haberi var mı kızım hamile olduğundan? Hayır yok. E söylemeyecek misin? Sonra söylerim. Babaanne ödevlerimi bitirdim. Babaanne sen artık gitmeyeceksin değil mi? Hep bizimle kalacaksın değil mi? Ay Allah korusun. Gideceğim paşa, gideceğim. Ben şey için geldim. Ben seni özledim. Seni görmek için geldim canım. Buradayım anne. Lavaboya gidiyorum. Haydi bakalım. Şengül. Murat'a söylemeyecek misin sen? İzin verirsen kocamla baş başa kaldığımda söyleyeceğim. Tabii yalnız kalabilirsek. Çay var mı? Var canım. Ben de kalkayım artık. Hani kalacaktın? Kalacaktım ama gideyim. Nezahat'ı yalnız bırakmayayım. Hiç içim rahat değil. Nasıl gideceksin anne? Ben götüreyim seni. Yok yok evladım. Ben kendim biner giderim. Bir taksiye binerim giderim. Annem bunun için mi gelmişti yoksa? Evet, bunun için gelmişti. Çünkü haberi ilk anneme verdim. Neden hiçbir şey söylemedin? Yani haberi sana yalnızken vermemi istedi. Düşünceli kadın. Bir bebek ha. Bir bebek ha. Heyecanlandım. Hakan'ın haberi var mı? Yok. Onu ben söyleyeceğim. Hamilelik onu
ürküttü mü acaba? İnşallah çabuk atlatır. Günler ne çabuk geçiyor. Daha dün doktora gittik, 5 ay geçti bile. Çocuğum için daha hiçbir hazırlık yapamadım. O bebek odasını bugün halletmem gerek. Aman 5 dakikalık iş o canım. Yeter ki paradan haber ver. O konuda bir sıkıntı yok canım. Bu sefer Allah'a şükür her istediğimi alacağım bebeğime. Aa gel, bebek mağazaları orada bakalım. Anne, niye buraya bebek odası yaptın? Babaannemin dolabını niye dışarı koydun? Babaannem gelince nerede yatacak? Babaannem bu odayı kardeşine döşememizi istedi. Oğlum, yani sen beğendin mi onu söyle. Beğendim ama babaannem gelince nerede yatacak? Aa, salonda yatar. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Niye erken geldin? Baba, annem babaannemin odasını bebek odası yapmış. Babaannemin dolabını da buraya koymuş. Babaannem gelince nerede yatacak? Niye burayı bebek odası yaptın? Annemin dolabını niye buraya koydun? Ay şimdilik koydum. Annen gelince başka bir yere alacağız. Odasını boşalttığından annemin haberi var mı? Var tabii. Odayı boşaltmamı annen söyledi. Ben nasıl olsa her zaman evde değilim. Benim odama bebek odası yapın dedi. Baba, babaannem gelince benim odamda yatar. Dolabını da benim odama koyarız. Neyse, ona daha sonra karar veririz. Hadi ben size yemek hazırlayayım. Siz geçin salona. Babaanne, odanı kardeşime vermişsin ama bu dolap burada olmaz. Senin dolabını benim odama taşıyalım. Yatağını da oraya koyarız. Hakan. Efendim anne. Hadi git bir ekmek al gel oğlum. Tamam anne. Gelince taşırız dolabı. Taşırız paşam, taşırız. Neden kızım? Canım nasıl olsa haftada bir gün kalıyorsun evde. Odayı boş yere işgal ediyorsun. Hem bu benim hayalimdi. 2 çocuğum olacak, ikisinin de ayrı odaları olacak. Ayrıca biraz rahat nefes alayım ya. Bırak çocuklarımla kocamla baş başa vakit geçireyim. Nereye gider bu kadın Şengül? Ben nereden bileyim Murat? Hemen geleceğim dedi çıktı. Hiçbir şey söylemedi mi? Söylemedi. Efendim Nezahat teyze. Hayır yok bir haber. Bilmiyorum Nezahat teyze. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Ben sizi ararım, kapı çalıyor. Buyurun. Şahika Güngör'ün evi burası mı? Evet. Siz nesi oluyorsunuz? Oğluyum. Annem... Anneme bir şey mi oldu yoksa? Bizimle gelmeniz gerekiyor.
annemin öldüğüne hala inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Kapı açılacak sanki Şahika gelecek diye bekliyorum. Anlayamadığım şey... Annemin orada ne işi vardı? Evden hiçbir şey söylemeden çıkmış. Öyle değil mi? Öyle. Nereye gidiyorsun anne diye sordum. Gelirim birazdan dedi. Ben de bebek için bir şeyler alacağını düşündüm. Sürpriz yapmaya bayılırdı. Evet öyleydi. Seni de çok seviyordu. O benim gelinim değil, kızım diyordu. Dikkatli kadındı benim anne. O arabayı nasıl görmemiş, nasıl fark etmemiş? Şoför verdiği ifadede kaç kere korna çaldım ama duymadı. Dalgın yürüyordu demiş. Ama neden? Ne derdi vardı ki o kadar dalgındı? Bütün bu soruların cevapları Şahika ile beraber gitti. Ah annem ah. Beni yalnız bıraktın. Ben sen olmadan bu hayatı nasıl göğüsleyeceğim? Kadar düşünme Şengül. Kader böyleymiş. Kendini düşünmüyorsan kızını düşün. Hadi emzir şunu artık. Hadi annesi emzir. Emzirdikten sonra kızımı odasına götürür müsün? Odasına mı? Evet. Bebek odasına götür kızımı. Hakan, Meltem ablana kardeşinin odasını gösterir misin? Kardeşimin odası yok anne. Var. Babaannenin eski odası. Biz eski evimize geri döndük anne. Babaannem öldükten sonra yeni evimizin borçlarını ödeyemedik. Ve eski evimize geri döndük. Hayır dönmedik. Meltem ablanın kardeşinin odasını göster. Gösteririm anne. Meltem abla gel sana bebek odasının yerini göstereyim. Kardeşin o odada yatacak. Babaannenin eski odasında. Bebek odası. Babaannenin eski odası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.